Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Hoş geldiniz. İşte ne zamandır yapmak istediğim Akıncı değerlendirmesi. Bu videoda belgeseli de yeni yayınlanmışken Akıncı'yı tümüyle yapabileceği her şeyiyle ele alacağız. Baştan söyleyeyim, bu diğer kanallardaki videolar gibi sadece özelliklerinin sıralandığı bir video olmayacak. Hazırsanız başlayalım. 49 dakika boyunca gözümü kırpmadan izlediğim Akıncı belgeseli. Hani Diriliş Ertuğrul tarzında bazı dizileri bayrakla izleyenler var ya, işte bayrakla izlenmesi gereken bir belgesel. Dökülen terler, uykusuz geceler, hepsi mükemmel betimlenmiş. Peki bunca uğraş neden? Akıncı niye bu kadar önemli? Bunun birçok cevabı var aslında. Video boyunca da fark edeceksiniz zaten. Ama ilkiyle başlamak istiyorum. Akıncı'nın ilk öne çıkaran özelliği boyutu. Dünyada bu seviyede SİHA yapabilen sadece Amerika ve Rusya var. SİHA'larda boyutu böylesine arttırdığınızda çözmeniz gereken problemler de katlanarak artar. Ağırlığı, gövdesi kaldıracak mı, iç sistemi çalışacak mı, bilgisayarı düzgün mü, sıkıntı üstüne sıkıntı. İşte bu problemleri çözebilmeniz için bu alanda cidden ustalaşmak gerekli. Türkiye adına Baykar'da ustalaşmış ki gerçekten ileri seviyelerdeyiz, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bir dakika, daha jet motorlu İHA'mız yok, nasıl ileri seviyedeyiz? Dostum, bunun amacı bu değil ki. O farklı yerde, bu farklı yerde. Akıncı gibi araçların amacı jet motorlu İHA'ların aksine bölgeyi uzun süre domine edebilmektir. İstisnalar dışında jet motorlular daha az havada kalır. İHA'lar bölge üstünde döne 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 her türlü desteği verirler. Bazen bunu tek bir aracın uzun saatler boyunca yapması gerektiğinden jetler üstünlüğünü kaybedebilir. O yönden ileri teknolojisini jet motorlularla karşılaştırıp şöyle iyi böyle kötü diyemeyiz çünkü ana prensibi farklı. Boyut konusuna dönersek, normalde sığdıramayacağınız sistemleri de artık sığdırabilirsiniz. Mesela uçaklar için Corel gibi elektronik harp sistemleri yapabilecek teknolojimiz yok mu? Var ama bunu bayraklara sığdıramazsınız. Tabii boyutu arttırırsanız işler değişir. Artık Akıncı ile birlikte insansız hava araçlarımız yepyeni görevler üstlenebilecekler. Örneğin Akıncı'da yeni olarak, güçlendirilmiş olarak iki yeni sistem var. Elektronik harp ve sinyal istihbarat sistemi. Sinyal istihbaratıyla çok geniş alanları dinleyip kendi hedeflerini tespit edebilir ve elektronik harple de başkalarına ihtiyaç duymadan kendi işini görebilir. Ne demek kendi işini görmek? Şimdilerde bir hava savunma sistemi gördüğümüzde ya Corel gibi sistemlerle kör ediyoruz ya da bakamadığı noktadan yaklaşıyoruz. Bunların yerine artık Akıncıysa kendi hedefini kör ederek saldırı yapabilecek. Büyük hava savunma bataryalarına karşı etkisiz olsa da Suriye'deki, Libya'daki gibi tekil hedeflere karşı kendi başına iş yapabilir. Diğer bir konu yapay zeka. Akıncı'da diğer İHA'larımızın üstünde düzeyde bir yapay zeka var. Bir hedefe saldırması için işaretlemeniz yeterli. Sistem kendi kalkışını, ilerleyişini, saldırısını ve inişini kendi başına yapabilecek bir seviyede. Gelişmiş bir ISR radarıyla F-16 seviyesinde tespitlerini de bu yapay zeka sayesinde yapabilir ve uydudan her yere iletebilir. Uydudan iletme dedik, ancak geçen videoda uyduların vurulabileceği gerçeğini de açmıştık. Böyle bir durumda bile Akıncı kendi başına saldırı yapabilecek düzeyde. Ne tarafa gideceğini bilmesi yeterli. Sıradaki dönüm noktası mühimmat. Gövdesinde 450, kanat altında 900 kilogram olmak üzere Akıncı 1350 kilogram yük taşıyabilmekte. İnsansız hava araçları için yeni bir dönüm noktası. Çünkü dünyada bu tarzda fazla yük taşıyabilen İHA'lar yok, çok az. Muhtemelen diğer ülkelerin SİHA'larla Suriye'deki yaptıklarımızı görmesi üzerine SİHA'lara yoğunlaştıkları gibi Akıncı'nın yapacakları üzerine de ağır İHA'lar üretmeye çalışacaklar. Önceki SİHA'larımızın en büyük eksikleri düşük hız ve yük zaaflarıydı. Bu yüzden mühimmatlarını düşmanlarının yanına sokularak atmak zorundalar. Durum böyleyken yavaş olduklarından da açık hedef halindeler. Düşen araçlarımız bu sebepten düşüyordu. Ancak şimdi uzun menzilli güdümlü mühimmat dönemi. Akıncı kendini tehlikeye bile atmadan F-16'larımız gibi yüzlerce kilometre uzaktan atışlarını yapabilecek.
Özellikle son videosunda belirttiğim gibi son füzesini taşıyarak Suriye'deki S-300 sistemini bile avlayabilir. Bunların yanında yeni bir önemli görev daha. Akıncı dünyadaki havadayken uçak avlayan ilk insansız hava aracı olabilir. Selçuk Bayraktar'ın söylediğine göre bünyesinde havadan havaya füzeler de kullanılabilecek. Üstelik milli mühimmatlar, bu yeni bir devrim noktası. Fakat teke tek savaşlarda yavaş olduğundan ve radar izi birazcık bariz olduğundan çok yakın muharebelere giremez. Yani bu bildiğiniz F-16'ymış, Miraç'mış karşılıklı it dalaşlarına giremez. Manevra kabiliyeti de az, bir Su-24, MiG-29 10-20 km'den kilitlendiği zaman bunu atlatması da çok zor. Normal pilotlar bile 40 takla atarak atlatırken böyle yakın hava muharebelerine giremez. Tabi bu demek değildir ki yetersiz. Bahar Kalkanı harekatındaki AWACS ve F-16 uçağımızın koordineli çalışmasını hatırlatmak isterim. AWACS uçağımız geniş radar ağıyla birliklerimize ilerleyen iki rejim jetini fark etti ve bu bilgiyi sınırda devriye uçuşunda olan F-16 ile paylaştı. F-16 da radarında bu bilgiyi kullanarak uzun menzilli hava füzelerini ateşledi. Sonrası iki düşman jetinin vurulması. Akıncı da yine aynı şekilde F-16'lara gerek kalmadan sınırda 7-24 hava füzeleriyle devriye atarak aynı işi üstlenebilir. Kendisine tek gereken AWACS uçağımızın vereceği koordinatlar olur. Üstelik F-16'lara nazaran hem daha ucuz hem de havada daha fazla kalabilir. Örneğin bizim Suriye operasyonlarında en büyük eksiğimiz hava sahasını tam olarak kontrol edememek oldu. Rusların hava sahasını kapatması üzerine pilotlarımızı riske atmamak için uçaklarımızı Suriye içine sokmadık. Geniş çaplı bir SİHA operasyonu yaptık. Ama başta dediğim gibi SİHA'ların da taşıyabileceği yük bir yere kadar. Bazı ileri hedeflere büyük çaplı bombalar atmamız gerekliydi. SİHA taşıyamıyor, jetleri de geçiremiyoruz. Ne yaptık? Balistik füzelerle, Kaplan füzesiyle hallettik. İşte şimdi bunlara gerek kalmayacak. Hava sahasını kapatsalar da risk alıp girip o hedefi gerekli bombalarla vurabileceğiz. Üstelik taşıyabildiği hava füzeleri sayesinde de 7-24 aktif bir hava savunma tabakası oluşturabileceğiz. Gerçi o seviyeye gelene kadar Hisar sistemi tamamlanmış olur. Yine de elimizde artık böyle bir imkan da var. Savaş yorgunu F-16'larımızın üzerindeki yük hafiflemiş oldu. Son sorumuz, bunca özellik Libya'da, Akdeniz'de ne işimize yarayabilir? Şimdi Ege'de bir Akıncı kullansak Yunanistan'ın ilk yapacağı şey bir jet kaldırmak olur. Ege'de uçurulan Bayraktarlara karşı bunu yapıyorlar. Bir Miraç'a karşı Akıncı'nın da şansı çok zor. Bu yüzden saldırı durumunda güvenli olarak gemilerimizle ve uçaklarımızla birlikte uçabilir. Bazen yukarıda olsalar da AWACS uçaklarının bile aydınlatamadığı noktalar var. Bir adanın coğrafi şeklin arkasına saklanmak gibi. Böyle durumlarda sahip olduğu AYASA radarıyla Akıncı tehlikeye atılarak bilgi vermesi sağlanabilir. Ege'de ve Akdeniz'de saldırıdan ziyade bizim için keşif yapması daha muhtemel. Çünkü deniz hedeflerini SOM C serisinden başka füzelerle vuramaz. Sırada Libya, kayışın koptuğu yer. Akıncı yeni ortaya çıktığından hemen ileri görevlere göndermek olmaz ama oldu da gönderdik diyelim. Şu an Bayraktar Libya'da görevini fazlasıyla yerine getirmekte. Vurduğu pansiller ve araçlar, lakin eksikleri var. Gelişmiş radarları olmadığı için jetlerce kolayca düşürülebilir. Eğer Akıncı olsaydı sahil şeridindeki gemilerimiz yardımıyla veya kendi radarlarıyla bir tık kendini koruyabilirdi. Ya da bazı hedefleri taşıyabileceği 2-2-2 şeklinde 250'şer kiloluk 4 bomba ve 2 füzeyle darmadağın edebilir. Hava savunma sistemi, konvoy fark etmez. Yani bunlara karşı kullanabileceği özellikleri saydım zaten. Son paylaşılan Libya videolarında görüyoruz. Hava savunma sistemi kamyon arkasında ve konvoyla birlikte hareket etmekte. Doğru anın gelmesiyle ateşlenen füze ve araç etkisiz. Tamam da orada konvoy da vardı. O araçların her birinin içerisinde bize karşı olan militanlar. Bayraktar yeterli mühimmatı taşıyamadığından o araçlar bırakıldı. Tabi eğer orada bir Akıncı olsaydı toplam 1.3 tonu bulan bombalarla yapabileceklerini bir düşünün derim. İlerlemeler, açılmalar şimdi olduğundan kat be kat daha hızlı olurdu. Sonuçta Akıncı sadece bir hava aracı değil. Bizi savunma sanayinde geleceğe taşıyacak kapının anahtarlarından biri. Bizi modern çağa geçirecek öncülerden biri. Bu uğurda ülkemiz için çalışan her mühendisimize selam olsun diyorum ve videoyu bitiriyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sırada Cezeri uçan araba var. Hemen kısa süre sonra onun ilk uçuşu var.
Sonra da 2023'e kadar insansız savaş uçağı var. Bakalım onlar ne zaman düşecek?